Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı adayı mısınız? Sizin sağlığınızın, saatinizin son derece iyi olduğunu görüyorum. Allah'ım size daha büyük sağlık ve sıhhat versin inşallah. Burayı tam anlamadım. Burayı tam anlamadım. Kolay gelsin. Sonra cevap veremedik, daha geleceğiz olsa. Tamam, biz buradayız, sağ olun. Evet, tamam. Tamam. Resim alabiliriz şu an. Evet, diğer resim. Çek. Bakalım ne oldu. Tamam, çıkar mısın? Sen de gir şuraya. Hadi. Sen de çıkıp yerden alırsın. Çok harika. Enes, biraz daha dışarı çık. Enes. Enes'i alalım sadece. Enes'i alalım. Geç. Hadi başkan, sen de gir. Sen de gir kuzum. Gel başkan. Seçim yasasında değişiklik yapılacak. AK Parti bununla ilgili çalışma yapıyor. Türkiye Değişim Partisi'nin nasıl bir seçim yasası istiyorsunuz siz? Biz dar bölge tercihli oy istiyoruz. 150 milletvekili Türkiye milletvekili olmalı. 450 milletvekili de teşkilatlar tarafından ön seçimle seçilmeli. Bu sistem olduğu süre içerisinde yarın teşkilatlarda çalışacak kimseyi bulamazsınız. Türkiye Değişim Partisi'nin ana fikri Sakaryalı Sakarya milletvekilini seçmeli. Dışarıdan milletvekili olmamalı. Dışarıdan bakan kesinlikle olmamalı. Bakan mutlaka teşkilatların içinden olmalı. Ve dar bölge tercihli oy olmalı. Peki AK Parti nasıl bir seçim değişikliği yapacak kendine göre? Yani? Henüz sistem açıklama yapmadılar ama bugüne kadar 20 yıldır AK Parti bir değişikliği yapmadı. AK Parti anayasa değişikliğinden bahsediyor. Anayasa değişikliğinden önce seçim sistemini siyasi partiler kanunu değiştirmesi lazım. Barajın da daha aşağı düşmesi lazım. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsviçre'de, Danimarka'da, İskoçya'da baraj diye bir şey yok. 1 ile 3 arasında bir baraj var. Her siyasi parti kaç oy alıyorsa temsil edilmesi lazım. Bir oyun da bizim için değeri bir, 10.000 oyunda değeri bir. Bir oy da alın teridir emektir, binlerce oy da alın teri emektir. Biz rahmetli Özal'ın döneminde olduğu gibi dar bölge ve tercihli oyun gelmesini istiyoruz. Ve milletvekillerinin teşkilat tarafından seçilmesini istiyoruz. Dışarıdan hiçbir bakanı doğru bulmuyoruz. Dışarıdan Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den dışarıdan gelen bakan bakar. Ama teşkilattan gelen bakan hiçbir parti ayrımı gözetmeden herkesle beraber olur. Teşkilattan gelen bakan o esnaf mutlu mu mutsuz mu bilir. O muhtara sorar, evde tencere kaynıyor mu, o tencerede et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Teşkilattan gelen bilir ama Amerika'dan gelen, dışarıdan gelen bakan onu bilemez. Dışarıdaki evlatlara saygımız sonsuz ama onlardan danışman olarak yararlanalım. Bakanlarımız bizim evlatlar olsun. Parti dışında kimsenin olmaması lazım. Yok, hiç izin vermeyiz. Milletvekili bakanı bu kadar emek harcayan arkadaşlar varken ben buraya tepeden biri nasıl getirebilirim yani? Olmaz. Bir de şu var efendim, 20 ay kaldı. Bu değişikliğin yapılması lazım. Eğer seçim kanunu 20 yıldır yapacak. 20 yıldır AK Parti bu değişikliği yapmadı. Ben samimi bulmuyorum. Keşke yapsalardı. 20 yıldır yapmadı. Onun için son sözüm şu. İktidarlar mevsim gibidir. Zamanı gelince değişir. İktidarın değiştirme zamanı geldi. Hadi bakalım. Hadi hayatım, görüşürüz. Hayatım, çok teşekkür ediyorum. Çok aşkallahınız. Haftaya bugün bu saatlerde büyük bir enerjiyle, büyük bir heyecanla bekliyorum. Hadi bakalım. Allah'a ısmarladık. Hadi, çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, meclisimizin değerli üyelerini toplantı yaşıyorum. Gerekli çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. Görüşmelere Sakarya'dan başlıyoruz.